Ne haber? Gözün aydın. Sağ ol. Adnan nerede? Holding'de bıraktım onu. Toplantıya girdi. Peyker biraz önce gitti. Çok selam söyledi sana. Neler olmuş dün? Hiç anlatmıyorsun. Peyker'den öğrendim. Ağzım bir karış açık kaldı vallahi. Ne rezillik ya. Anne lütfen bu konu hakkında kesinlikle konuşmanı istemiyorum. Aman bana ne, o insanlar için çenemi yoracak halim yok. Ben Behlül'ü düşünüyorum. O ne yapacak bu durumda? Elif'le konuşmuşlar, bir sorun yokmuş. Ay neyse ne, sen alışverişte değil miydin? Hah, kartını vereyim. Çok teşekkür ederim. Adnan'ı aradılar bankada. Harcama yapılıyor diye haber verdiler. Aa. Onun ek kartı ya benimki. Ay işte şimdi ayıp oldu. Ben de utandım ama ne yapayım? Bir şey dedi mi? Ne diyecek? Neler aldın bakayım? Çok şahane şeyler, bayılacaksın. Anne bu ne? Dur delirme hemen. Önce bir gör. Dadam. Çıldırdın mı sen? Ay güzel değil mi? Ben çok sevdim. Bunlara ne kadar verdin? 140. 140 bin mi? İnanmıyorum anne. Resmen çıldırmışsın. Ne yaptın? Nasıl yaptın bunu? Ama söyledim sana, derneğin gecesinde ailemizi... Hemen geri gidecek bunlar, derhal. Hemen, hadi hadi hemen ara. Ara kuyumcuyu, satışı iptal etsin. Şaşırdın galiba. Hemen duyulur. Millet tefe koyar beni. Sen beni duymuyorsun galiba. Bunları hemen geri yolluyorsun. Çocukluk etme, iyi düşün. Bunlar bir yerde senin huzurunun sigortası kızım. Bırak millet sadece mücevherlerimizi konuşsun. Dikkatlerini başka bir şeylere verirlerse... Senin için iyi olmaz. Ne demek istiyorsun sen? Sen benim ne demek istediğimi çok iyi anladın. Behlül'le aranızdaki elektrik 1000 metre öteden fark ediliyor. Sen bana şantaj mı yapıyorsun? Aa, öyle mi aldın? Aşk olsun. Bunlar geri gidecek anne. O kadar söylüyorum. Elektrik melektrik saçmalıklarına silat kafandan. Böyle hastalıklı şeyleri ancak sen uydurursun. Geri gidecek bunlar, o kadar söylüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Babam geldi mi? Hı, evet. Aa. Ama evde değil. Doğrudan holdinge gitti, toplantısı var. Akşam yemekte hep birlikte olacağız ancak. Üf, bıktım onun toplantılarından. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Canlarım cıvıl cıvıl geldiler yine. Bihter bir şeye kızmış galiba. Aman onun kızgınlığı bir şey değildir. Babası gibi bir parlar, sonra hemen sakinleşir. Nasıl geçti gününüz? İyi, nasıl olsun? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Sen de hoş geldin. Her gün beni burada görmekten bıkacaksın sonunda. Olur mu öyle şey? Bilseydim erken gelirdim. Anneme uğradım. Bankada işlerim falan vardı benim de. Ne iyi yaptınız. Ne yapıyormuş benim oğlum? Üzdü mü babaanneyi ha? Çok tatlı, çok. Siz nasılsınız? İyiyim. Nihat'la konuşmaya karar verdim. Anlatacak mısınız? Bilmesi lazım. Hilmi ile ayrılıyoruz. Ona da bugün söyledim. Düşündüm, yapamayacağım Peyker. Hay Allah. Geç bile kaldım aslında. Nihat'ı reddettiğinde vermeliydim bu kararı. Hilmi'ye ne güvenim kaldı artık ne de saygım. Bu şekilde devam etmem imkansız. Hayırlısı, ne diyeyim?
Bu gecelik sizin misafiriniz. Tabii, burası sizin de eviniz. Çok güzel. Mücver, yaprak sarma. Oo, kuru patlıcan dolma. Neler döktürmüş Süleyman Efendi? Sabahtan başladı kokular. Daha neler gelecek kim bilir? Neler hem de. Bugünkü menü hep sizin sevdikleriniz. Yani yaşasın. Ben ara sıra gideyim geleyim. Yok canım. Dönüşü muhteşem oluyor ama hayatım. Bakarsan sultanım da gelmiş. Hediyeler de getirmiş hem de. Alışırdım bir kere, ne yapayım? Okuldan dönerken eli boş olmazdı vallahi. Abla, duy. Biz ancak doğum gününden doğum gününe. Nankörlere yok. Vallahi her seferinde mahcup ediyorsunuz Arsen Hanım. Olur mu öyle şey? Ben zevk alıyorum. Teşekkür ederim. Çok da zevkli tabii. Ah canım, beğeniyorsanız ne mutlu. Hem de nasıl? Her şey tamam mı? Tamam, hazır. Hadi buyurun efendim, afiyet olsun. Hadi buyurun. Ben önce bir yüzümü yıkayıp geleyim, sofrada uyumayayım sonra. Tamam. Buyurun Arsen Hanım. Adnan Bey. Bugünkü durum için sizden çok özür dilerim. Bihter'in kartıyla Bihter'e borçlanıyorum zannediyordum. Size borçlanmışım. Bunu yarın hemen çözeceğim. Ve geri veriyorum her şeyi. Olur mu öyle şey? Gayet güzel olur. Konuştuk zaten bunu. Hadi anneciğim sofraya. Lütfen. Bu bizim size erken doğum günü hediyemiz olsun. Özür dilerim hayatım ama ben daha hesaplı hediyeler vermeyi tercih ediyorum. İnsanlar altında kalmasın diye. Bu seferki benim hediyem olsun o zaman. Çok teşekkür ederim. Ne kadar zarifsiniz. Fazlasıyla da cömert üstelik. Rica ederim. Bütün bir yıl hediye istemiyorum sizden. Hadi bekletmeyelim. Oturdu herkes. Geliyorum. Ne oldu? Saçma sapan işler. Masa gerçekten şahane. Bu kuru patlıcan dolması kaç kaloridir acaba? Bu gece bari kalori hesaplamayın. Evet. Sofraya haksızlık olur. Evet. Afiyet olsun. Ah Behlülcüğüm, yine geç kaldın tabii. Alacığım, hoş geldiniz. Bu güzel çiçekler kime bakalım? Bana almıştır. Amcam için aldım Bihter. Masamızda dursun. Güzel güller. Cemile. Şunları vazoya koyalım. Oo, Behlül Bey gelmiş. Sana çiçek almış bak. Aman aman, çok düşüncelidir benim yeğenim. Elif'ten sonra böyle oldu. Kızcağız ne uğraşıyor kim bilir. Hayırlı olsun hayatım. Allah tamamını erdirsin. Amin. Elif niye gelmedi? Evet, şirketten sonra ona uğramadın mı? Niye getirmedin? Bugün çok çalışmış, yorgunmuş. Evden çıkmak istemediğini söyledi. Ben Nihal'in doğum gününde tanımıştım. Güzel, hoş bir kızdı. Öyle, çok hoş bir kız. Ben gitmeden bir getir, göreyim doğru dürüst. Olur halacığım. Hem onun da çok çok selamı var hepinize. Sana da hoş geldin dedi amcacığım. Teşekkür ederim. Hadi bakalım, afiyet olsun. Afiyet olsun. En güzel şey eve dönmek.